Çankırı Karatek Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Çakü Spor Salonu'nda düzenlenen tören, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. Açılış programına AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çankırı Milletvekili Emin Akbaşoğlu, Çankırı Valisi Abdullah Hayaz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, akademisyenler ve öğrenci aileleri katıldı. Öğrencilerin kortej eşliğinde salona girmesinin ardından üniversitenin tanıtım filmi izlendi. Açılışta konuşan ÇAKÜ Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi, üniversitenin her geçen gün daha da güçlendiğini, şehre, Türkiye'ye ve dünyaya bilimsel bilgi üreterek katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Üniversitemiz her geçen gün güçlenmekte. Türkiye'nin ortasında, dünyanın merkezinde, yaren kültürüyle yoğrulmuş bir kültür ortamında şehre, ülkeye ve dünyaya bilgi üretmeye, değer üretmeye devam ediyor. Üniversitemiz misyonu ve vizyonu doğrultusunda ülkemizin yakın, orta ve uzak hedeflerine katkı yapmak için de planlamasını her geçen gün yapmakta, arttırmakta. Biz Çankırı Karatekin Üniversitesi'ni gelecekte Türkiye'nin sahil üniversiteler arasında girmesi için çaba sarf edeceğiz. Özellikle üniversitelerimizin uluslararasılaşması indeksi dahilinde üniversitemiz çok önemli bir yere sahip. Şu an yüzde olarak İç Anadolu bölgesinde en fazla ulusal öğrenciye sahip bir üniversitemiz var. Bu yönüyle de Çankırı Karatekin Üniversitesi dünyada diğer uluslara açılan bir pencere hükmündedir. Araştırma merkezlerimiz, fakültelerimiz, sosyal sorumluluk projesini takip eden teşekkürlerimiz topluma hizmet yolunda da her geçen gün adımlarını daha derin, daha güçlü atmaktadır. Sevgili öğrencilerimiz, bugün burada 4 yıl boyunca yapmış olduğunuz gayretlerin sonucunu almak üzere toplanmış bulunuyorsunuz. Hayatın her merhalesi güzeldir. Ama bu hayatın merhalelerinde bazı aşamalar vardır ki ömrü boyunca hatırlayacağınız, sizin zihninizde, gönlünüzde iz bırakacak anlardır. Şu an bu duruma da şahitlik yapmış bulunuyoruz. Eğitim-öğretim hizmetlerinin, eğitim-öğretim projelerinin en önemli amacı yetiştiği topluma, ailesine, milletine, evrensel değerlere katkı sunacak bireylerin eğitilmesidir. Bu doğrultuda bunu yakalamamız nedeniyle de son derece mutluyuz. Mezuniyet dediğimiz nedir? İzin vermedir, yetkilendirmedir. O konuda uzmanlaşmadır. Artık bu hususta diploma sahibidir. Bu genç kardeşimiz bu işin artık ilmini, tedrisatını görmüş ve topluma, ailesine, insanlığa faydalı bir noktada bulunuyor demenin bir bakıma uluslararası belgesinin kendisine verilmesidir. Tabii öncelikle gençlerimize kötü haberi vermek istiyorum. Hayatınızdaki en güzel dönem sona erdi. Ama iyi haber, gelecek sizin ve inşallah sizlerin ellerinde yükselecek. Bizim gibi son dönemde yapılan keşiflerle her ne kadar ümitlensek de doğal zenginlikleri olmayan ülkelerin en büyük sermayesi beşeri sermaye. Ve bu da sizlersiniz. İnşallah bu beşeri sermaye ülkemizi bugüne gelinden, bugünkü noktasından çok daha ilerlere taşıyacak. Ve ona vesile olacak olan da şu anda temsilen bir kısmı aramızda olan, fakat bir kısmı belki bugün mezuniyete katılamamış olan gençlerimiz. Konuşmaların ardından protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere başarı belgelerini verdi. Pandemi biraz süreci sekteye uğrattı ama yine de mutluyuz, mezunuz. İnşallah daha güzel günler bekliyor bizi. Öyle umut ediyoruz. Okulumuzun telefon olması dışında çok mutluyuz. Gayet mutlu bir şey. Gönül isterdi ki burada maskesiz, mesafesiz bir şekilde diğer arkadaşlarımızla olmak. Ama sağlıklısı buymuş. Diğer arkadaşlarıma da buradan selam iletiyorum. Çok mutluyum. Başardık. Böyle diyeceklerim bunlar. Çok mutluyum. Abi zorlu bir süreçten geçti. Koronavirüsten dolayı da uzak kaldınız. Dersler o dönemi nasıl geçirdiniz? Online olarak üzerinden geçti ama yine de
Çalıştık yani, başardık. Azim ettik, oldu sonunda. Çok mutluyum, herkesi tebrik ederim. Herkesin yolu açık olsun. Zor bir süreç geçirdik ama sonunda mutlu olduk mezuniyet olarak. Herkese teşekkür ederim. Bitirdik çok şükür. 4 seneyi geride bıraktık. Artık arkamızda kalan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Güzel bir duygu. Bundan sonraki hayatımızda da yolumuza bakacağız inşallah. Mezun olmak yetmez. Çok çalışmak lazım. Ben mesela kendi adıma üniversite birden bu yana kendi işimi kurdum. Memuriyetle yetinmemekte, girişimle. Ülkemiz böyle şeye ihtiyacı var. Atanamıyorum gibi şeyler bence şey yanlış. Girişim yapın, daha çok çalışın. Bunlar daha önemli arkadaşlar. Benim arkadaşlarıma tavsiyem bunlar. Üniversitenin, Türkiye'nin bana kattığı düşün. Teşekkürler ederim. Ben bir yabancı öğrenciyim. Onu da belirtmek isterim. Hocalarım hepsine teşekkür ederim. Hayat bize bundan sonra başlamıştı. Her şey için teşekkürler. Tören, üniversite müzik topluluğu tarafından icra edilen canlı müzik dinletisinin ardından öğrencilerin kep atması ve aileleriyle fotoğraf çekimiyle sona erdi.